Selamünaleyküm. Günaydın arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Ne yaptık arkadaşlar? Yine sabah erkenden bahçeye geldik. Gece çok güzel yağmur yağdı. Saat 11 gibi başladı. Antalya'da merkezde, yani merkez şehir içinde. 11 gibi başladı. 2.30-3'e kadar sürdü ama çok şiddetli yağdı. Hava biraz olsun nemi gitti ama gerçekten çok sağlam yağdı. Her yer gene su, göl. Sıkıntı yok. Bizim burada hiçbir problem. Kuşlarımıza da bir sıkıntı yok. Geldik, yavrularımızı bir kaldıralım, şöyle bir gezdirelim, bir uçuralım dedik arkadaşlar. Bu arada sıcaklarda kendinize dikkat edin. Şimdi ufaktan şöyle bir yavruları havalandırma videomuza geçelim. Haydi. Evet, yavrularımızı şöyle kaldırıyoruz. Havalandırıyorum. Günlük sabah erken geliyorum. Bugün akşam çok güzel yağmur yağdı arkadaşlar. Saat 11.30 gibi başladı. Saat 3 müydü, 4 müydü? Çok güzel bir yağmur yağdı. Şöyle kenara çekeyim, yavrular da insin bu arada. Çok güzel yağmur yağdı arkadaşlar. Şuraya bakın, her yer sulandı. Bu sene bozumanlardan pek yavru alamamıştım. 2 tane aldım, şükür havaya verdim. Junior çekil oradan. Çekil kenarı. 2 tane aldım, havaya verdim. Şöyle hedefin işlerinde bir yapsınlar bakalım. Ay maşallah size. Böyle kaldırıyorum arkadaşlar. Sabahları. Hava şu anda iyi. Saat 6.35 ya da 6.40 falan işte. Yaklaşık bir 5 dakika, 10 dakika bu şekilde turluyorlar ama tabi hayvanların ağzı bir karış açılıyor. Şöyle göstereyim size, bakın. Hayvanların ağzı bir karış açılıyor. Ne kadar yağmur yağdı desek de, bilmem ne desek de, sıcak arkadaşlar. Gerçekten hayvanlar etkileniyor. Şimdi diğer gruba bir geçeyim. Böyle yavaştan böyle beşli beşli, dörtlü dörtlü, üçlü üçlü kaldırıyorum. Diğer gruba bir geçelim. Şöyle diğer grubumuzu attım. Burada da 3 tane beyaz, bir kırmızı, bir limon var. Sabah serinlikte iyi oluyor arkadaşlar. Yani serinlikte kaldırdığınız zaman iyi oluyor. Bunlar da öyle ağım şağım bütüye girmiş değiller. Yani ince tüyünü atlattı, kanat altlarını. Şimdi kanat ve kuyruk değiştiriyorlar. Ve gerçekten iştahlılar yani. Ben ellemesem bile, hani kapıyı açsam bile kendileri çıkıyor. Fırlayıp uçuyor. Fırlayıp uçuyor. Şöyle bak. Bu havadaki limonla beyazları veya kırmızının bir büyüklerini biliyorsunuz, başlatmıştım ilk başlattıklarım. Şekeri duruyor, limon rahatsızlandı, öldü. Arkadaşlar limon öldü. Hayvan bir anda ertesi günü öldü. Bilmiyorum niye oldu ama şekeri duruyor. Hatta şekeri tekte uçuracağız. Yaklaşık işte bir ay falan kaldı. Bir aya kadar kanalı kuyruğu gelmiş olur. Tam tüyünü dizmiş olur. Şekeri tekte uçuracağız arkadaşlar. Nasip olursa. Tüy bitiminde. Şimdi tüy de makaslı. Onu tekte uçuracağım. Aferin. Bakın bunlar da iştahlı, pataküte pataküte bel kırıyorlar sürekli. Sürekli bel kırıyorlar. Aferin çocuklarım.
Şöyle ben kenara geçeyim. İstedikleri zaman insinler. Aferin. Aferin. Evet, bunlar da hedefine iniş yaptı. Başarılı bir iniş yaptı. Limon hariç, limon başarısız bir iniş yaptı. Evet, bu grubumuz da böyle. Bunlar bir şöyle bir dakika, iki dakika dinlensin, içeri alayım. Ondan sonra diğer gruba devam ki. Evet, bu grubumuzu biraz kalabalık kaldırdık. İkiye bölecektim de fırlayanlar oldu. Ben de artık ellemedim. Yoksa ikiye bölecektim. Normalde karıştırmayayım diye arkadaşlar boğazları, boğaz kirlileri bir uçuruyorum. Dumanları, gökleri bir uçuruyorum. Ama bugün karıştı, ben dellemiyorum. Dellemiyorum. Bir de aralarında mesela kendini yükseğe atanlar var. Ama böyle uçunca tabi aşağıda dönenlerle bir arada dönmek zorunda kalıyor böyle. Sürekli aynı yeri dönüp duruyorlar. Ama aralarında 3-4 tanesi var birlikte uçurduğum zaman hiç kesinlikle bir araya gelmiyorlar. Böyle değneğe fırlatmak zorunda kalmıyorum mesela, yükseliyorlar. Hiç sevmiyorum. Yani küçük yavru da olsa bir turda atıyor olsa hiç sevmiyorum arkadaşlar. Böyle çatının etrafında gezen kuşu sevmiyorum. Yükselecek abi kuş. Ne olursa olsun yükselecek. Öğlenin sıcağını düşürmüyorum ki bunları şu anda. Sabah erken bak. Biraz bir yükselmesi lazım yani. Uçuş keyfi alması lazım. Ama şu anda hiçbir keyfi yapamıyor. Bu an şu anda yoruluyor yani alçak uçtuğu için. Yüksek uçsa böyle olmaz. Yani olaylar farklı yönlere gidiyor böyle olunca. Aptal aptal uçmaya alışıyorlar. Heh, bakın biraz yükselmeye başladılar. Bu da niye değneğe atmamın faydası? Değnek dediğim de şu an küçük karga. Bir metrelik bir karga. Böyle sadece uçuyorlar. Bakın üçlü dörtlü uçurduğum zaman farkı anlayın. Yani dörtlü beşli uçurduğum zaman grup olarak, daha küçük gruplarda uçurduğum zaman bel kırma, şap şap şap, şımarma yapıyorlar. Bakın böyle biri nereye giderse oraya gidiyor. Sanki birbirlerini takip etmeye içgüdülenmişler gibiler. O yüzden bu şekilde uçurmayın. Ha, normal bu şekilde uçurursun, sadece kanatlarını. Yani siz bu hataya düşmeyin. Dediğim gibi dörtlü beşli gruplarda uçurun. Bu şekilde uçurursanız ancak gezer böyle bak. Ancak bu şekilde gezer, kendini yorar. Başka bir iş yapmaz. Bakın hiçbir şey yapmazlar. Ne bel kırarlar ne bir şey. Çünkü çok kalabalıklar. Sürü psikolojisi şu anda. Hiçbir şey yapmazlar. Böyle gezerler boş boş. Sadece kanat alıştırırlar. Ama dörtlü beşli gruplar halinde uçurursanız kuşlarınız bel kırar, şımarır, birbirlerine gaza getirirler. Çat 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 gezerler. Bu şekilde boş. O trafo patladı arkadaşlar. Sesi duydunuz umarım. Büyük ihtimal trafo patladı. Yani elektrik sıkıntısı oldu. Çünkü çok büyük bir kısa devre yaptı. Duuu diye. Belki sesi duydunuz. Dün de şimşek düştü bizim orada. Pastanenin içine düştü neredeyse. Karşımda pastane var. Neredeyse içine düştü. Neyse şurada kenara gelelim. Bu arkadaşlarımız da çok uçtular. Uçumunu tamamlasınlar. Yerlerine insinler. Evet. Bu arkadaşlarımız da yerine insin. Dediğim gibi dostlar ya da arkadaşlar ya da gençler ya da yeğenler, kuşlarınızı mutlaka küçük gruplar halinde uçurun ki daha çabuk başlasınlar.
Hepsinin hedef eğitimi tam. Gördüğünüz üzere. Şurada kaç tane kuş var? 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane. Yani bunu 5'li 5'li, 5'li 6'lı uçurabilirdik. Daha güzel, daha faydalı bir uçum olurdu. Ha şimdi ne yaptı? Kendine yani dalandı, kanat alıştırdı sadece. Başka bir şey olmadı bunun. Kendine faydası oldu yani, öyle söyleyeyim size. Ama nefeslendiler, nefesleniyorlar böyle de. Zorlamıyoruz. Ne yapıyoruz? Kuşlarımızı zorlamıyoruz arkadaşlar. Şu kapıyı açayım da diğer grup da çıksın. Onlar da bir çıksın. Bir şöyle bir 5 dakika yemleyeyim, kapatacağım. Çünkü fazla uçurmuyorum arkadaşlar. Bunlar zaten açınca kendisi fırlıyorlar. İşte. Bakın. Bunlar açınca fırlıyorlar zaten. Ben bir şey yapmıyorum yani. Oradan çıkan, bak. Oradan çıkan fırlar. Bak. İlla bir iki tur atarlar yani. Hadi bakalım siz deneyin. Maşallah. Hadi. Evet dostlar. Videomuzu fazla uzun tutmayın. Bu videomuz da böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. TikTok'ta falan geziyorum. Bayağı bir simsar çoğalmış. Adamlar ne kuşlar satıyorlar. Ne kuşlar uçuruyorlar. Ama hiçbir yerde göremiyoruz. Ya da gördüğümüz kuşlar çok, affedersiniz, alt düzey kuşlar. Ama adamlar gerçekten çatır çatır satıyor. Hatta yedek kümesleri falan ortaya çıkmaya başladı sağda solda insanların. Baktılar satış çok. Onun yedeği, bunun yedeği, o kümesin yedeği. Yani habire yedek kuşlar türüyor. Kuş bitmiyor adamlarda. Aynı kuş hiç bitmiyor, oynayan kuş. Ben gerçekten şaşkınlıkla takip ediyorum. Sizler de takip edin o arkadaşları. Çok güzel kuşları var arkadaşların. Gerçekten hiç bitmiyor kuşlarının. İyi kuş hiç bitmiyor adamlarda. Neyse bu videomuz böyle olsun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın demiyorum. Takip eden ediyor zaten. Etmeyen, eden kişiler aynı. Etmiyorlar zaten. Hoşça kalın.